Gelmiyor. Değerli arkadaşlar, sesim geliyor. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, önce hepinize hoş geldiniz diyorum. 50 yıl sonra da olsa, 50 yıl öncesine ait Türkiye'de yaşanmış bir ortamı yine bir canlandırmak üzere, hem hafızalarımızda hem de bugün de bazı paralellikler kurmak üzere böyle bir toplantıyı düzenleyen ODTÜ Mezunlar Derneği'ne teşekkür ederim. Beni aradıkları zaman Mezunlar Derneği'nden arkadaşlarımız bana konuşmacı da olabileceğimi, moderatörlük de yapabileceğimi veya ikisini birden söylediler. Ben kendilerine teşekkür ettim. Moderatör olarak bulunmak istiyorum dedim. Tuncay Çelen kardeşimizle zaten 50 yıllık hukukumuz var. Bütün geçmiş safahatı biliyor. Şu anda sözüme bir anekdotla başlayacağım. Daha sonra küçük bir seremoni sizden rica edeceğim. Önce anekdotumu anlatıyorum. Gene 50 sene önce, 1971 yılında o günün koşullarında çeşitli olaylardan aranan biri olarak İstanbul'da yakalandım. Emniyete götürüldüm. Ve emniyette detaylara girmeyeceğim. Çok kötü muameleler gördüm. Kaçak olduğum sürece ve daha önce isnat edilen suçlarla ilgili olarak bazı şeyleri kabul etmem veya söylemem isteniyordu. Ben bunların doğuracağı riskler, sonuçlar itibariyle sonuna kadar dayanmaya karar verdim. Ve haşat oluncaya kadar fiziken, haşat oluncaya kadar bir süreç üzerinde fiziken çalıştı. Ve birkaç gün ben böyle dehlizimsi, karanlık, izbe ortamlarda tedavi edilmeye çalışıldım. Ve bir sabah, yani birkaç gün sonra bir sabah bu muameleler son buldu ve beni bir sedyeye yerleştirdiler. Bayağı bildiğimiz bir sedye. Pat 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 merdivenler çıktık, oraya gittik, buraya gittik. O karanlık, dehlizli ortamlar dışına çıkıyordu. Ve beni son derece ferah, aydınlık, pencereleri açık, cıvıl cıvıl kuş sesleri yenen ve hatta büyük bir ihtimalle yan tarafta bir ilkokul olsa gerek, bu ilkokul öğrencilerinin cıvıltılı sesleri geliyor. Tabii çok o an bir an içinde olsa kötümser bir havadan çıktım. Birden kendime moral vermeye başladım. Yani moralim düzeldi diyeyim. Beni yere sedyeyle oturttular. Karşıda bir masa, bir başkomiser oturuyor. Yanında bir katip, yazıcı. Beni iyi karşıladı. Tabii o kadar kötü muameleden sonra en azından iyi karşılaması, pencerenin açık olup temiz hava gelmesi, güneş gelmesi, kuş çıvıltıları, çocuk sesleri gelmesi bende çok olumlu intibalar oluşturdu ve bana çay içer misin dedi. O kadar muameleden sonra düşündüm. İdeolojik ve felsefi olarak içmemem lazım. Onu biliyorum kendi kendime. Ama benim enerjiye ihtiyacım var dedim. İçerim dedim. Ve bana hemen çay getirdiler. Sedyede uzanıyorum. Elimle bir fırt içiyorum o şekilde. Ve başladılar benim yazılı ifademi almaya. O zamana kadar işte soruyorlar, notlar tutuyorlar vesaire. Yazılı ifade ortalıyor. Yazılı ifademi almaya başladılar.
Ben de söylüyorum. Ne söyleyeceksem onu söylüyorum. Onu yazıyorlar. Benim o sıra beraber yakalandığım bir arkadaşımın ismini sordular. İsim de veriyorum. Necmi Demir diye İstanbul'dan Devrimci Öğrenci Birliği'nden bir arkadaşım. Necmi ile nereden tanışıyorsun dedi. Çünkü onunla yakalandığımız için aynı evde nereden tanıştığımızın ifade edilmesi lazım. Ben de doğruyu söyledim. Dedim ki ben 1969 yılında sorgulayken 71'deydik. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Komer'in arabasının yakılması olayından cezaevine düşmüştüm. Necmi arkadaşımızla İstanbul'daki öğrenci olaylarından Ankara cezaevine düşmüştüm. Aynı koğuşta rastlaştık. Oradan tanıyorum dedim. Ve gerçek de bu idi. Yani Necmi'ye de sorsalar bu da buna benzer bir hikayenin adı çattı. Tamam, başladı yazdırmaya. Komiser arkadaş katibe yazdırıyor. İşte Komer'in arabasını yakmıştık, cezaevine düşmüştük filan filan. Necmi Demir de orada ben hayır dedim. Ben böyle bir ifade vermedim dedim. Nasıl dedi? Ben o olaydan dolayı cezaevine düşmüştüm. Ben yakmıştık tabirini kullanmadım dedim. Uzatmayayım. Tabii ifade de yazılmış oldu. Değiştirmek de istemiyorum. Ben hemen çay bıraktım. Ben ifade vermeye devam etmiyorum. Çayınızı da içmiyorum dedim. Ve kenara koydum. Hakikaten adam düşündü, taşındı, ettim, etti. Özet sonuç, detayları geçiyorum. Tabi İsrail edilen o kadar suç var ki o zaman. Misal olarak sadece bir tanesini söyleyeceğim. O yıllarda ODTÜ hocaları dahil üniversite profesörlerin evlerinin önünde bazı çakmak bombalar falan patlatılırdı. Bir kargaşa ortamı olsun diye bilmiyorum artık ne içinse. Ve bana eziyet edilirken de Ankara'dan tesisle bildiriyorlar. Eğer bir gece bir bomba patladıysa İrfan Uçar atmıştır. İki bomba patladıysa birini o atmıştır, öbürünü o attırmıştır diyor Ankara polisi bana eziyet edenlere. Bunun gibi çok suçlamalar var. Denizlerin her olayından aranıyorum. Mahirlerin her olayından hemen hemen aranıyorum. Geçiyorum bunları. Adam dedi ki, ya İrfan dedi, koskoca İrfan Uçar, bari şu Komer'in arabasının yakılması olayını kabul et dedi. Ben etmiyorum dedim. O yüzden moderatörlük görevini yaptım. Sözcülük görevini Tuncay arkadaşımıza veriyorum. Yapmadın yani değil mi? Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu arada seremoni yapacağım dedi ama unuttu herhalde yapacağım. Ben sözlerime başlamadan önce Komer olayında var olan ama yaşamlarını yitiren arkadaşları tek tek sayacağım ve bunlar için sizden bir saygı duruşu rica edeceğim. Evet, biliyorsunuz Komer olayı sarstı Türkiye'yi. Önemli şeyler oldu ve bu arkadaşlarımızın çoğu şu veya bu şekilde öldürüldüler. Taylan Özgür, 23 Eylül 1969, İstanbul'da Nisan Çakıcı adlı polis memuru tarafından arkadan vurularak öldürüldü. Sinan Cemgil, 31 Mart 1971'de Nur Hakkı öldürüldü. Pardon, 31 Mayıs 1971'de Nur Hakkı öldürüldü. Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, 6 Mayıs 1972'de idam edildiler. Sonra ecellerini ölen Mustafa Akgül arkadaşımız 15 Aralık 2017'de vefat etti ve Seçkin İnceefe 10 Kasım 1997'de vefat etti. Bunlar için bir dakikalık saygı duruşu. Teşekkür ediyorum.
Halil Çelik var mıydı? Çok özür dilerim. Halil Çelik'in hatırlattığı arkadaşlar. Sağ olun. Şimdi değerli arkadaşlar, Homer olayı denince hep Homer'in arabası nasıl yakıldı soruları bize sorulur. Onu da anlatacağız size. Ama ben öncelikle şöyle gireceğim lafa. Her olay kendi tarihi koşulları içerisinde değerlendirilmeli. Yani biz Homer olayına kadar gelen süreci kavrayamazsak, bilemezsek sadece bir Amerikan yelisinin arabası yakılmış gibi bir intiba olur. Halbuki arkadaşlar, Türkiye'ye bu kadar Amerikan yelisi geldi, hiçbir elçinin kılına dokunulmadı. Yani halkımızda da şey var, elçiye zeval olmaz diye. Şunu baştan söyleyeceğim, sonra tekrar söyleyeceğim. Homer elçi olduğu için yakılmadı arabası arkadaşlar. Homer işkenceci. Vietnam'da işkence sisteminin başındaki insandı. CIA ajanıydı. Ve bunlar biliniyordu. Bunun için yakındı. Ve o günkü Türkiye koşulları, dünya koşulları da bugünkünden çok farklıydı. Nasıl farklıydı? Evet, 60'lı yıllarda rüzgar soldan esiyordu. Che Guevara Latin Amerika dağlarında devrime koşuyor. Fidel Castro ile Küba devrimini gerçekleştiriyordu. Bu arada 1 Ocak Küba devriminin 60. yıl dönümü. Buradan bütün Küba halkını, Küba devrimcilerini ve Küba devriminde saygıyla selamlıyorum. Ve hatırlarsınız, benim yaşımdaki arkadaşlar hatırlar. Türkiye'nin sokakları Ho 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 Chi Minh, 2-3 daha fazla Vietnam, Ernesto'ya bin selam nidalarıyla çınlıyordu. Evet, bu sloganlar dillerden düşmüyordu. Peki şimdi diyeceksiniz ki, özellikle genç arkadaşlar, ne alakası var bunların Homer? Yani kim bu Ho Chi Minh? Vietnam nereden çıktı? Bunların ne ilgisi var? Bunları ben tek tek anlatacağım arkadaşlar. Şimdi Vietnam Savaşı ve Vietnam Savaşı'nda yaşananlar, öncelikle Fransızların işgalinde olan Vietnam, 1940'larda itibaren Fransa'nın sömürgesi Vietnam. Ve burada Ho Chi Minh liderliğinde bir insan çıkıyor, 41 yılında Vietnam Halk Kurtuluş Ordusu'nu kuruyor ve mücadele başlıyor. Bu mücadele 1945'te Fransız yanlısı Bo Dey'i tahttan indiriyor ve Vietnam'ı bütün olarak Ho Chi Minh başkan oluyor. Ve mücadele sürüyor, Fransızları dize getiriyorlar önce. Fransızlar masaya oturmak zorunda kalıyorlar. Bu masanın oturmanın sonunda, anlaşmanın sonunda Fransa konferansta Birleşmiş Milletler'in 20 Temmuz 1954'te Cenevre Konferansı'nda Güney Vietnam ve Kuzey Vietnam diye ikiye ayrılıyor. Bu güneyde milliyetçiler, sağcılar, ve kuzeyde komünistler. Bunların arasında da mücadele devam ediyor. Bu arada Fransa çekiliyor. Amerika binlerce askerini, komünistleri temizlemek için Vietnam'a dönüyor. Ve Vietnam'da korkunç bir katliam yaşanıyor arkadaşlar. Korkunç bir katliam yaşanıyor. Uçaklardan Vietcong'lar atılıyor. Napalm bombaları patlıyor. İnsanlar diri diri yakılıyor. Ve bunlar Amerikan televizyonunda seyrediyor. Türkiye'de de zaman zaman oluyor bunlar, biliyorsunuz. Nasıl adam öldürdük, nasıl yaptık diye gösteriyor. Bunun gibi seyrediyor. Ve bu gerek Amerika'da, gerek dünyada büyük infial uyandırıyor. Evet. Ve bu arada Vietnam olayı aynı zamanda 68'in fitilini de yakan yok. Nasıl oluyor? Vietnamlılar, Vietcong'lar 31 Ocak'ta. 31 Ocak Vietnam için önemli. Tek bayram.
Yani tek bayramı nedir? Yeni yılı kutlama bayramı. Tam 31 Ocak'ta saldırı düzenliyorlar Amerikan askerlerin üzerine, ordusunun üzerine. Onun için bunun adı Tet saldırısı. Bu saldırıda gerçekten de Vietcong ABD tarafından işgal altından 80'den fazla yeri geri alıyor. Saldırıda ABD Büyükelçiliği dahil onlarca büyük askeri üs ele geçiriliyor. Ve bu arada da gerçekten komandoların, Vietcong komandolarının ana radyo istasyonunu basıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin haber ajansını basıyorlar. 14 gerillayla basıyorlar. 18 saat kuşatmaktan sonra gerillalar teslim olmuyorlar ve birlikte havaya uçuruyorlar. Saldırılar karşısında şaşkına dönen ABD, Tet saldırısına askeri bir yenilgi olmadığını ancak Amerikan ordusunun psikolojik bir yenilgi hesaplarını kabul ediyorlar. Ve böylece işte bu Vietcong gerillalar için bir zafer, ABD için yenilgi olan Tet saldırısı aynı zamanda Fransa'da da 68'e fitilini ateşliyor. 1968 Şubat ayından itibaren Vietnam'da dayanışma ve Amerikan emperyalizmi protesto eylemleriyle hareketlenen üniversiteler 20 Mart'ta Ulusal Vietnam Komitesi ile Devrimci Komünist Partisi üyesi gençler birlikte savaşı protesto ve ABD'nin Kuzey Vietnam'dan çekilmesi eylemlerini başlatıyorlar. Hatırlarsınız, benim yaştakiler hatırlar, Kızıl Dani olarak anılan Daniel John Bendit'in liderliğinde 20 Mart'ta Sorbonne Üniversitesi'nin idari binasını işgal ediyorlar. Polisin saldırısı üzerine yüzlerce genç tutuklanıyor, yaralanıyor ve bunun üzerine üniversite öğrencilerine katılan banyodan gelen işçilerle birlikte 45 bine geçiyor isyan edenler. Ve burada Sorbonne Üniversitesi'nde polis defol, üniversiteler bizim yoldaşlarımızı serbest bırakın diye slogan atarak saldırılara devam ediyorlar. 11 Mayıs Cumartesi Paris'te ve ülkenin her yerinde sadece öğrenciler değil, genç işçiler, öğrencilerin aileleri olmak üzere farklı kökenlerden yüz binlerce işçinin de bulunduğu, katıldığı eylemler gerçekleşiyor. Ve böylece bazı üniversite, Fransız üniversitelerine yayılıyor ve Sorbonne'un neredeyse bütün duvarları o meşhur 68'in sloganlarıyla donatılıyor. Neydi onlar? Her şey mümkün. Gerçekçi ol, imkansızı iste. Yasaklamak yasaktır gibi. Ve 68 Mayıs, Fransız Mayıs'ı olayları bu şekilde başlıyor. Tabii bu yaşananlar önce Vietnam'da Vietnam Savaşı'nın doğrudan yüzleşen, her gün yüzlerce zorla askere alınan Amerikalı gençlerin tabutlarının döndüğü Amerika'da infial duyuyor. Burada yaygınlaşmaya başlıyor. Amerika ya sıçrıyor. Amerika'nın ve böylece bütün dünyada 68 rüzgarı esmeye başlıyor. ABD'nin Vietnam işgali sadece solcuları değil, bütün anti-emperyalistleri dünyayı bir araya getiriyor. Dünyadaki bu başkaldırı dünyanın her tarafına yayılıyor. İşte 68 isyancı gençlerin başkaldırısı böyle bir tarihi ortamda ABD emperyalizminin haksız ve vahşi saldırılarının en acımasızından Vietnam işgalinin yaşandığı bir süreçte gerçekleşiyor. 68 kuşağını 68 yapan işte dünya gençliğinin ilk kez emperyalizme, faşizme, zulme ortak karşı çıkışları ırk, dil, din, mezhep farkı yapmadan hep birlikte mazlum haklardan yana tavır koymaları, özgürlük istemeleridir. Elbette 68 hareketi Türkiye gençliğini de etkiledi. O dönemde Türkiye'de de önemli gelişmeler oldu. 27 Mayıs ihtilalinden sonra hazırlanan 61 Anayasası
Bilmiyorum aksini iddia eden var mı? Şimdiye kadar Türkiye'nin tanıdığı en demokratik, en özgürlükçü anayasa. Bu anayasayla birlikte ilk defa sosyalist partiler ortaya çıkmaya, yayınlar tercüme edilmeye, sol yayınlar tercüme edilmeye ve tartışılmaya başlamıştı. Önemli gelişmeler olmuştu. Türkiye İşçi Partisi 1965'te 15 milletvekiliyle parlamentoya girmiş ve parlamentonun neredeyse altını üstüne geçirmişti. Bizler o zaman öğrendik Amerika'nın ne menen bir şey olduğunu asıl. Amerika'nın Türkiye'de 101 üssü olduğunu, Amerikan üssü olduğunu biz o zaman öğrendik. İkili anlaşmaların nasıl yapıldığını, 1964'te Türkiye Kıbrıs'a çıkarken sen benim verdiğim silahlarla Kıbrıs'a çıkamazsın diyen Johnson'un mektubunu o zaman öğrendik. Ve anti-emperyalist mücadele Türkiye Devrimci Gençlik Hareketi'ni saldı. Ama bir farkı vardı. Neydi 60, Türkiye'nin 68'inin farkı? Genel 68 hareketinden genelde 68 hareketi sadece itiraz ediyordu bütün bu düzensizliklere, bütün bu şeylere. Ama Türkiye 68'i itiraz etmekle kalmadı. Hepinizin bildiği gibi mücadele etti. Yeni bir düzen kurmak için savaşsız, sömürüsüz bir dünya, sömürünün ve baskının olmadığı özgür ve bağımsız bir Türkiye kurmak için mücadele etti. Mücadele önce 12 Mart'ta, daha sonra 12 Eylül'de çok sert bir şekilde önlendi. Evet, 68 belki yenildi ama asla boyun eğmeyin. Boyun eğmeyenlere selam olsun. Bizim eylemlerimiz sadece üniversite işgalleri, Amerikan ve NATO'ya karşı mitingler, işçi eylemlerini desteklemek, gecekondu çalışmaları yapmakla sınırlı kalmadı. Kırsal kesimlere de ulaşmak, yoksul köylüleri de harekete geçirmek için yollara düşürdü. Zap suyunda köylülerin daha kolay ulaşılabilmeleri için gençlik köprüleri yapıldı. Amerika'nın Vietnam saldırısı ve Vietnam halkına uyguladığı vahşet, Türkiye'ye de Amerikan emperyalizme karşı mücadeleyi tetiklemişti. Daha önceleri rahatlıkla demirledikleri 6. filoları artık Türkiye'ye gelemiyordu. Gerçi gene mevcut iktidarlar onlar limana girerken 101 pareyle karşılıyorlardı ama gençlik ellerinde çürük yumurtalarla, ellerinde maytaplarla karşılıyordu artık Amerikan ellerini. Ve başlarındaki kepler kapılıyor, üstlerine kırmızı boyalar atılıyordu. Amerikalılar sahilde dolaşamaz olmuşlardı. Ve bu anlamda 15 Temmuz 1968'de 6. filo İstanbul'a geldiğinde İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri Dolmabahçe'deki bütün bayrakları yarıya indirerek 6. filonun gelmesini protesto ettiler. Ve Beyoğlu'nda diğer yerlerde eğlence yerlerinin civarında dövecek, üzerine boya atılacak Amerikan erlerini kovalanlar. Amerikalı erler artık kolaylıkla dolaşamıyordu. Fakat bu protestolar sırasında bir arkadaşımızı kaybettik. İstanbul Teknik Üniversitesi vurduğunu basan polisler Vedat Demircioğlu arkadaşımızı 3. kattan atarak komaya girmesine neden oldular. Vedat Demircioğlu aslında bizim 68 gençlik olaylarında ilk öldürülen, canice öldürülen arkadaşımız komadan çıkamadı çünkü. Ve bunun üzerine çok öfkelenen devrimci gençler önce Taksim'e bir yürüyüş yaptılar. Başlarında Deniz Gezmiş vardı. Ve daha sonra Deniz Gezmiş'in o gür sesiyle akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin yakın diyerek Dolmabahçe işaret etti. Onun fotoğrafları vardır. Ve hep birlikte Dolmabahçe koştu arkadaşlarımız. İstanbullu devrimci arkadaşlarımız. Ve Dolmabahçe'de kimi gördülerse gemilerden çıkıp kayıklardan inmeye çalışan bütün Amerikan askerleri, 6. filoları denize döküldü. Ve ondan sonra Türkiye'ye zor gelir oldular. Evet. Tam da böyle bir ortamda
tam da böyle bir ortamda mevcut Amerikan Büyükelçisi Parker Hart'ın boşalttığı ABD elçiliğine Güney Vietnam'da barışı koruma FONEX programını yürüten, bunun müdürü olan CIA ajanı Robert Comer'in getirildiği 28 Ekim 1968'de Beyaz Saray tarafından açıklandı. Kimdi Comer? Girişte söyledim. Comer kimdi? Comer bildiğimiz sıradan bir Amerikan elçisi değil. Neydi peki? 1947 yılında CIA'ya giren, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde çalışan ve bir süre ABD Başkanı'na Ulusal Güvenlik Danışmanı yapan kişiydi. Ve 1967 yılında Vietnam'da CIA tarafından yürütülen ve Vietnamlı özgürlük savaşçılarının belirlenmesi, pasifize ve nötralize edilmesi amacına yönelik Forex programının başına getirilen kişiydi. ABD askerlerine karşı mücadele veren gerillalar büyük işkencelerden geçirildiler. Artık gerilla olması da şart değildi. Çekik gözlü ne kadar insan varsa, güney, kuzey hiç fark etmiyordu. İşkenceye tabi tutuluyorlar. Yakalanıyorlar, öldürülüyorlar, binlerce insan öldü arkadaşlar. Bu program resmi ABD kayıtlarına göre 20.587, resmi olmayan kayıtlara göre 41.000 özgürlük savaşçısının işkenceyle öldürülmesi sonucunu doğurdu. FES 1970 yılında yayınlanan Counter Spy dergisi tarafından İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi ölüm kamplarından bu yana siyasi cinayetler için oluşturulmuş en büyük program olarak nitelendi. Comer işte CIA'nın böyle bir programını uygulayan kişiydi. Vietnam'da pasifikasyon hareketini yürüttü. ABD ondan sonra bildiğiniz gibi Irak'ta, Libya'da, Suriye'de olduğu gibi o günde Vietnam bataklığında çırpındıkça daha da batıyordu. Vietnam kahraman halkı ABD'nin tüm vahşetine, işkencelerine karşı mücadele ettiler. Ve bu mücadele sonucu biliyorsunuz Amerika Vietnam'dan çıkmak zorunda kaldı. Kısaca tekrar söyleyeceğim. Comer elçi değil, işkenceciydi. Vietnam'da Hanko, kasap adıyla bilinen binlerce Vietnamlının katiliydi. İşte Comer'in Ankara'ya büyükelçi olması devrimci gençler tarafından büyük bir ifa ile karşılandı. O zamanın Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a telgraf çekildi. Dendi ki, Vietnam'da emperyalist Amerikan uşaklığını yapan CIA ajanı Comer, yeni bir Vietnam denemesi için Türkiye'ye geldi. İtimatnamesini kabul etmeyiniz. Fakat buna rağmen Comer, 1968 yılı Ekim ayında Ankara'ya büyükelçi olarak atıldı. Devrimci gençler, Comer'in İstanbul'a geleceğini 28 Kasım 68'de İstanbul'a geleceğini saat 16.30'da İstanbul Yeşilköy Havaalanı'nda olacağını haber aldılar. Ve İstanbul Hukuk Fakültesi'nde amfiyerinde yayıldı bu söylendi. Hukuk Fakültesi öğrencisi Deniz Gezmiş, bütün arkadaşları bütün yerlerde toplantı yaparak Comer'i karşılamak için gençliği çağırdı. Ve gençler Yeşilköy'e koştular. Ve Comer'in arabası, uçağı, onun firmasına ait olan şey rotor yapınca Comer bu önce bu uçakla sanıldı. Ona koştular. Fakat daha sonra gelen uçak gençlerden kaçırıldı ve arka yollardan İstanbul'a sokuldu. Evet. Bunun üzerine yalnız 60 kadar uyanık genç bunu fark etti ve uçağa inerek uçağa taşladı ve "Kahrolsun Amerika" diye sloganlar attılar.
Komer'in İstanbul'da protesto edenlerden 18'i gözaltına alındı. Kimdi arkadaşlar bunlar? Çoğunun ismini tanıyacaksınız. Evet, Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Kemal Soysal, Cemal Erduyar, Hilmi Pekoğlu, Münir Polat, Haşmet Atağan, Akın Çıtakoğlu, Rahmi Ayrım, Abdülkerim Akpınar, Şevket Toker, Mustafa Zülkadiroğlu, Toygun Eraslan, Selahattin Okur, Mustafa İlkar Gürkan. Gözaltına alınanlardan tabii ki Deniz Gezmiş tutuklandı, Rahmi Aydın, Mustafa Zülkadiroğlu, Toygun Eraslan tutuklandı. Bakırköy Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandılar. Duruşma yargıcının son sözünüz var mı sorusuna başta Deniz Gezmiş olarak var dediler. Son sözümüz kahrolsun Amerika. Evet, 28 Kasım 1968'de İstanbul'daki devrimci gençlerin elinden zor kurtulan Komer, daha sonra aynı gün oradan kalkarak İstanbul'a geldi. Ve İstanbul'a gelişi duyuruldu. Çoğunluğu ODTÜ'den ve diğer üniversitelerden Ankara'ya geldi. Esenboğa Havalı'nda 2000'e yakın genç onu karşılamaya gitti. Tabii oraya karşılamaya gidenlerin arasında işte protokol icabı ellerinde çiçekler olan insanlar da vardı ama bizim elimizde çürük yumurta vardı, taş vardı. Böylelikle karşıladı. Ve onun ineceği piste oturarak uçağın gelmesini bekledik. Protestolar nedeniyle buradan da Komer Esenboğa'nın dış pistinden inmiş uçaktan sıkı emniyet tedbirleri altında Çubuk yolu üzerinden Çankaya'daki elçilik ikamatgahına götürülmüş. Burada ben İrfan Hocama söz vermek istiyorum. Bizim göremediğimiz bir şeyi gördük. Kendisi anlasın. O zaman ben gene önce bir anekdot anlatacağım. O zaman ben gene önce bir anekdot anlatacağım. Biraz kendimle ilgili. Yıllar sonra 1974 yılında bir af kanunu çıktı. Biz de cezaevinden tahliye olduk. Öğrencilik haklarımız da iade edildiği için ben ODTÜ'ye geri döndüm. Makine mühendisliği son sınıf dersleri dahil aldığım birçok ders vardı. İkinci sınıf dahil almadığım birçok ders de vardı. Uzatmayayım. Okulu bitirmeye karar verdim. İki semestr okuma hakkım vardı. Ve yalnız maddi durumum itibariyle, aile ortamım itibariyle iyi şartlarda değildik açıkçası. Üniversitenin de bu kayıt dönemlerinde öğrencilere ileride geri ödenmek üzere kayıt harcını borç olarak verdiğini biliyordum. Ve rektörlüğe başvurdum. Dedim işte şöyle şöyle böyle böyle şu kadar para da ben istiyorum kaydolmak için. Fakat bir türlü cevap gelmedi. Kayıt günü de yaklaşıyor, geçecek. Benim de bir tedariğim yok. Başka bir çare arayıp bulmam lazım. Rahmetli olduğunu düşünüyorum. Yulu Tekin Kurat diye bir rektör yardımcımız vardı. Hatırlayanınız mutlaka vardır. Nasıl? Anlamadım. Hatırlıyorsunuz da ben rahmetli oldum olmadım onu bilmiyorum. Allah rahmet eylesin. Gani gani. Yolda karşılaştık. Kütüphanenin oralarda. Tabii yani rektör yardımcısı, eski hocamız çok nazik ve centilmen bir insan. Ben de cezaevinden yeni çıkmışım. Kafeteryaya doğru gidiyorum. Karşılaşınca bana yöneldi. İrfan geçmiş olsun dedi. Tabii bu benim o kadar çok hoşuma gitti ki. Yani açıkçası onlara oldum. Eski bir öğrencisi cezaevinde girmiş çıkmış. Üniversitenin bir yöneticisi dönüyor. Geçmiş olsun diyor bir öğrencisine. Çok duygulandım. Memnun oldum. Ve bundan cesaret alarak nasılsın filan dedi ben anlattım. Bundan cesaret alarak hocam bir şey sorabilir miyim dedi. Sor dedi. Dedim üniversitenin böyle böyle bir uygulaması var. Ben de bu uygulamadan istifade etmek için başvurdum. Ama başvuruma cevap alamadım. Kayıt günde bitmek üzere.
Onun o işlere baktığını biliyorum, idari rektörü yardımcısıydı. Ha İrfan dedi, o zaman ayrı dedi. Senin o işin olmuyor dedi. Nasıl hocam dedi, niye olmuyor yani, niye olmuyor, çok şaşırdım tabii. Şimdi İrfan'ım dedi, sen dedi, o Komer'in arabasını yakmaktan dolayı disiplin kuruluyla üniversiteden atılmış birisin dedi. Evet hocam dedim, tamam. Benim dedim, her şey affa uğradı, disiplin kurulu cezam da affa uğradı. Ki ben üniversiteye dönebiliyordum. Tamam İrfan'cığım, dönebiliyorsun, dönebiliyorsun da dedi. Sen Komer'in arabasını yakmamış olmuyorsun ki dedi. Tamam hocam dedim, döndüm. Evet. Bir havaalanına geleceğiz. Tuncay söz verdi, araya bir şey benim hatırlayacağımı düşündü. Evet. Tuncay'ın anlattığı gibi Homer'in Ankara'ya veya Türkiye'ye gelmesinden önce Türkiye'de bir reaksiyon zaten oluştu. Gerçekten küçük et pullarıyla dahi sokaklara bir dost geliyor. İşte Carlos'un Amerikan emperyalizmi vesaire afişlemeler yaptık. Minik, büyük veya küçük. Öğrenci ortamında ve devrimci gençlik ortamında böyle bir reaksiyon var. Biz onun gelişini haber alınca üniversite otobüsleri, başka otobüsler yönlendirmek suretiyle havaalanına gittik. Gerçekten havaalanına indirmedik. Fakat havaalanına indirmedik. Kendimiz piste yayıldık. Bir şey oldu, bir şey oldu. Neticede buraya inmiyor sonucuna vardık. Geri dönüyoruz, döneceğiz. Tekrar havaalanı kapısından çıkıyoruz. Komer'in arabasını gördük. Cadillac, CA plakalı ve Kıbrıslı bir şoförü vardı. Şoförünü de gördük. Ve biz üzerine koştuk. Bir öğrenci grubu olarak. İşte elimizde ne var ne yok atmaya çalıştık falan ama şoför çok atik davrandı. Ve oradan arabayı kaçırdı. Yani o araba bizce veya öğrenci camiasınca bilinmeyen bir arabada değildi. Onu demek istiyorum. Ve şehre otobüslerle tekrar geri döndük. Gerçekten de o gün belki katılan arkadaşlarımız aramızdadır. Ankara'da Amerikan Haberler Merkezi başta olmak üzere Amerikan Bowling Salonu, şu bu nerede ne kendimize göre hedef gördüysek girip oraları dağıttık. Yani zarar verdik. İnsanlara değil ama eşyalarını kırdık filan. Hep arkadaşımızla o gün Esenboğa'dan döner dönmez yapılan eylemlerden dolayı cezaevine de girdiler. Sanki bütün bunlar olmamış gibi. Sanki bütün bunlar olmamış gibi. 1500-2000 üniversite öğrencisi havaalanına gitmemiş. Komeli'nin arabasını orada kaçırmamış gibi gerçekten işte bir Kottü'ye elini kolunu sallayarak daha önce bir geliyor. Cumartesi pazar geziyor. Sonra bir gün daha geliyor. Tabii öğrencilerin olduğu bir saatte. Yani bu arabanın fark edilmemesi, tespit edilmemesi ve bir reaksiyon görmemesi eşyanın tabiatına uygun. Tuncay bunun üzerinde çok durdu, daha da duracağına eminim. Hareketin kitlesel katılım oranının yüksekliğinden de anlaşılıyor ki ve hiç kimseye bir zarar verilmeyişinden de anlaşılıyor ki bu tamamen toplumsal, demokratik bir reaksiyondu. Bu reaksiyon gösterildi. Bunun sonuçları tabii bazı insanlar için hayatlarına mal oldu. Bazı insanların şey yaşadığı ömür bunun etkisi altında oldu vesaire. Ama böyle bir sonuç bana göre o günün şartlarında kaçınılmazdı. Kimseye zarar verilmemiş olması, bizzat arabayı kullanan şoförün elinden anahtar önce alınmak istendi. Orada bir olay olmasın, herkesin gözü önünde başka yerde olsun gibisinden. Tabii anahtar yok yok deyince işte camlar taşlandı. Camlar kırılmayınca işte devrilmeye çalışın. Devrilemeyince bir manivela bulundu. Ters çevirdi, benzin attı vesaire. Böyle spontane hadiseler gelişti. Ama bizi önlemeye çalışan hocalarımız başta olmak üzere. Özellikle ODTÜ Makine'den Sadık Akaç, mesela benim hocam. Dekan Mustafa Parlar. Bizzat kurdaşın kendisi gelip evladım yapmayın etmeyin falan diye de tabii çok gayret sarf ettiler. Onlar ve güvenlik görevlere dair hiç kimsenin burnuna bir zevade gelmemiştir. Burada kesiyorum. Evet, bütün bu protestolara rağmen
3 Aralık 1968'de Cumhurbaşkanı Cevdet Sonay Komer'in itimatnamesini kabul etti. Ve artık Komer resmen ABD Büyükelçisi oldu Ankara'da. İrfan'ın da biraz bahsettiği gibi biz 6 Ocak 1969 Pazartesi günü barakaları bilir okulu arkadaşlarımız. Eskiden barakalar vardı. Öğrenci Birliği'nin Sosyalist Kulübü, Hür Düşünce Kulübü, o barakalarda oturduk. O barakalarda ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'nün barakasının yerinde oturuyoruz. Kimler oturuyoruz? Ben, Sinan Cemki, Hüseyin İnan, Halil Çelindi, Yusuf Aslan, Mete Ertekin, Taylan Özgür ve şu anda isimlerini hatırlayamadım arkadaşlar. Ve o arada telaşla birisi geldi. Çok telaşlıydı. Tanıyoruz onu. İranlı Gençlerin Başkanı Hamit Yakup, 3. sınıf öğrencisi. Birlikte okuduğunuz mu hiç bilmiyorum. Ya dedi ki arkadaşlar duydunuz mu? Komer burada. Komer geldi. Ya nasıl gelir Komer? Ne işi var ODTÜ'de ya? Canına mı susadı bu adam? Nasıl gitti? Vallahi dedi geldi. Nasıl bu kadar eminsin? Ya şeyleri ne gördün dedi yani. Bayrak Force açılmıştı, plaka öyle bir daha. Nerede? Rektörlüğün önünde. Olur mu ya dedik. Hemen biz oradaki grup atladık gittik. Daha sonra bu haber sağa sola da yayılmış sanıyorum. İrfan Uçar ve Ulaş Bardakçı da kütüphanede oturuyorlarmış. Onlar da geldi. Yani böyle 10-15 kişilik bir grup oluştuk orada. Şimdi bazı arkadaşlar, bazı yazarlar, efendim bu iş toptoydu. Avrupa mı yaptı, deniz gezmiş örgütleri gibi saçma sapan şeyler ortaya yayılıyorlar. İsim vermek istemiyorum. Şunu bilin ki arkadaşlar, bu kesinlikle önceden planlanmış bir olay değil. O anda spontane gelişen bir olay. Evet, gerçekten de Komer bir niyetle gelmiştir oraya. Daha sonra düşündüğümüzde onu fark ettik. Komer çünkü siyah ajanı, provokasyon yapacak. Ne düşünmüştür? Bilmiyorum siz de katılacak mısınız? O zaman ODTÜ büyük bir devrimci üniversite. Ben buranın direğe gideceğim, hiçbir şey olmazsa balonunu patlatmış olurum. Bir şeyler olursa da kimdir gelecekler? Buranın elebaşı sosyalistler, komünistler. Bunları izah edelim. Ve biz ne yapalım ama biz de dedik ya bir tepki göstermemiz lazım. Ne yapacağız? Önce camlarını kıralım dedik. Abi taşı atıyoruz, zırhlı araba, taş geri bize geliyor. Taşlar geri geliyor, bize geliyor. Olmadı. Ya devreymiş olmasa dedi. Sanıyorum İrfan Hocam da bana hak verecektir. Bunları yani konuşulmuyor ama aklımızda ortak bir akıl gelişiyor kendiliğinden. Ya kaldırıyoruz çok ağır araba, gücümüz yetmedi. Nasıl olacak filan derken tanıyamadım ben, ismini bilmiyorum. Bir arkadaş bir çelik boru getirdi. Elektrik direği. Aydınlatma direği. Onunla manevra gibi kullanıldı. Araba ters çevrildi. Ters çevrildiğinde benzin deposundan benzin sızdı. İşte o anda kapağından benzin sızdı. İşte o anda bütün şeytani düşünceler aynı anda aklımıza geldi. Bu araba yakılmalı. Yani bu benzin sızdıysa yakılmalı. Ve ne yaptı? Hüseyin İnan dede derdi kendisine. Gerçekten daha iyi dedesiydi ama dede olarak da ayrı saygımız vardı kendisine. Sinan Cengil'in atkısını boğazından aldı. O sızan benzini doladı. İyice siyah beyazlı, siyah kırmızı bir atkıydı. Ondan sonra sağa sola vurttu. Kepini çaktı. Evet. Ve ben şunu söyleyeceğim, onu araya koyacağım. Ve bu arada kalabalık büyüdü. Geri bırakılmışlığın ve bağımlılığın öfkesi gibi büyüdü. Sonra yüreklerdeki bağımsızlık ateşi arabayı sarılardı. Gerçekten de büyük bir meşale gibi yanmaya başladı. Şimdi araba yanınca biz dışarıdan geldi sandık ama sonra İrfan Hocam'la tartışımız öyle olmadığını anladık. İtfaiye arabası geldi arabayı söndürmeye, yangını söndürmeye.
O arada Ulaş Bardakçı arkadaşımız, şu kadarcık bıçakısı var, fazla büyük dediğim, onunla hortumu kesti. Ve dolayısıyla söndüremedik. Geçemediniz mi? Nasıl peki? Durdu abi, su mu? Bence adamlara falan dolandı. Kesilmiyor. Ha öyle mi? Ha, tamam ben tamam bak doğrulttu arkadaş gelip. Keserim ha, keserim ha diye itfaiye görevlilerini korkutmuş oluyor Ulaş şehirdeki çapıyla. Keserim ha, keserim ha deyince tabii o hortumun kesilmesi itfaiyeleri istemiyor ve musluğu açmıyorlar. O araba yanıyor. Bir müddet sonra ya bunlara da zarar gelmesin itfaiye görevlilerine diye zaten araba tutuşmuş. Ya tamam şimdi söndürebilirsin diyorlar. Onlar da o sıra suyla biraz su sıkmış oluyorlar. Size teşekkür ederim. Notlarımı düzelteyim. Çünkü ben bu ara ODTÜ'nün devrimci tarihini yazıyorum. Orada yanlış yazıyormuşum. Demek ki onu düzelttim. Evet. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var. Bu arada 3000 kişi aşağı yukarı doldu o alan. Çoğunuz onun arasındasınızdır belki. Oraya gelmişsinizdir. Yani söndü sonunda tabii. Yana yana söndü ama bir taraftan etrafına gidiyoruz. Bir taraftan da patlar ha diyoruz, kaçıyoruz. Böyle bir şey. Bir de şunu gördük orada biz. Biz hemen yerlere çekildik tabii. Şunu gördük. Hani aslan avcılar aslanı vurur öldürür de şöyle çıkar üstünde poz verir ya. Bir baktık ki önüne gelen çıkıyor arabadan bir şey kopartıyor hatıra. Böyle hatıra fotoğrafları çekildi. Ne yazık ki bizim arkadaşların bir kısmı hiç yargılanmadı, hiç cezaevine girmedi. O fotoğrafı çektirenlerden bayağı hiç ilgisi olmayan arkadaşlarla birlikte yatma durumunda kaldık. Evet. O arkadaşlarla beraber yattık. Ve şimdi Rektör Kemal Kurdaş basın toplantısında olayı şöyle anlatıyor. Onu kendi kelimeleriyle okuyacağım. Her yönüyle, her yönüyle yerilecek bir kaba kuvvet gösterisi. Rektöre bir nezaket ziyaretinde bulunan dost bir elçinin arabası herkesin gözleri önünde gösteriler arasında yakıldı. Kurdaş'a göre ismini övgüyle duyduğu, üniversiteye gelmek istediğini daha önce iki kere rektöre söylemiş Komer. Ancak rektör bu fırtına estiği sürece Komer'e fazla yakınlaşamazdı. Ama üniversiteme 7.700.000 dolar yardım yapacak bir ülkenin elçisine karşı uzak duramazdım diye kendisini savunur. Evet, şimdi Komer'in arabasını yandıktan sonra arkadaşlarım çoğu yurtta kalıyor. Bir tek Seskin'in CFL'den evimiz Ankara'da, evimize gittik. Ne kadar acelemişiz o zaman da doymuşuz. Kaldık. Ve gece tabii polis bastı evleri. Bizim ikimizi aldı götürdü. Emniyette fazla dayak yemedik galiba. Dedi ki şey yaptı, nereden tuttun arabayı falan saçma sapan sorgulardan sonra. Bizi Ulucanlar cezaevine attılar, götürdüler. Ulucanlar cezaevinde biz bir hafta vatan haini muamelesi gördük. Vatan haini, müdür, mahkumlar, bilmem neler, önce öyle. Fakat yani bu olay sadece arabanın yakılmasının öte bir şey. Bir örgüt meselesi. Gerçekten de dışarıdaki arkadaşlarımız öyle güzel çalıştılar ki, binlerce, on binlerce bildiri. Yani Komer bir siyah ajandır. Komer elçi olarak yakılmadı. Komer'in arabası elçi olduğu için yakılmadı. Bütün bunları Amerika'nın pisliğini, Komer'in pisliğini anlattılar. Bir hafta sonra biz yurtsever kahraman ilan edildik. Ve bütün şey o bize karşı olan mahkumlar, hapishane müdürü bizden yana tavır almaya başladı. Ve arkadaşlar sizi inandırdım, iki kişiyiz. Bize binlerce battaniye geliyor neredeyse dışarıda. O hostesler, uçak kumanyaları var ya, onlardan kutu kutu getiriyorlar. Yemek istiyoruz, bayağı çok geliyor. Bütün mahkumları sıraya diziyoruz, dağıtıyoruz. Böyle bir ortam, böyle bir ortamda hapishanemiz geçti. Daha sonra arkadaşlarımız teslim oldular. Ben o teslim olayını tam olarak bilmiyorum çünkü
cezaevindeydim. Yine İrfan'dan rica edeyim. Tabii o günkü olayın biraz da sıcaklığıyla biz, ben, rahmetli Ulaş Bardakçı ile beraber müşterek arkadaşımız olan gene dev gençli Münir Ramazan Aktoğlu devir arkadaşımızın evine gittik. İstanbul'dan gelmiştik FKF Kongresi'nden. Münir evine yorgun olduğu için gitmişti. Ulaş'la da biz ertesi gün sınavlarımız olduğu için kütüphanede ders çalışalım diye kalmıştık. Fakat araya bu araba yakma olayı girdi. Biz bindik otobüslere, şehre indik ve gittik Münir'in evine. Rahmetli, daha sonra benim kayınvalidem oldu. Münir'in annesi karşıladı. Dedik Münir evde mi? Evde. Hemen uyandı, telaşla uyandı. Ne var? Biz anlattık durumu. Bunun da haberi yok bu işten. Şimdi anılarını yazıyor, o da orada bahsediyor. O yüzden anekdot olarak geçiyorum. Ne yapacağız şimdi? Vallahi ne yapacağız? Sana sormaya geldik. Hani arkadaşız ya, ne yapalım? Hemen dedi üniversiteye geri döneceksiniz. Böyle kaçmak yok. Madem bu, affedersiniz bu haltı yediniz, üniversiteye geri döneceksiniz. Üniversite öğrenci ortamının dışına çıkmayacaksınız. Yani yakmış da kaçmış bir kaçak haline gelmeyeceksiniz. Ve biz gizlice üniversiteye geri döndük. Gruplarda kaldık. Bir müddette kaldık gerçekten. Küçük gruplar halinde, çeşitli bölümlerde, arkadaş çevremizde toplantılar yaptık. Ve bizim dışımızda öğrenci birliği, sosyalist fikir kulübü veya diğer düşünce kuruluşları bildiriler yayınladılar. Olay tabii büyüdü. Buraya bir anekdot olarak bu konuşmamın içine koyuyorum ama daha sonra anlatmayı düşünmüştüm. Tabii rektörlüğün tavrı o gün için çok negatif oldu. Güncel biraz bahsetti. Yani biz böyle evli sokalı eşkıyalar falan gibi prezente edildik medyaya. Bizim böyle olmadığımız bir gerçek. Biz de böyle olmadığımızı, bu olayın bir toplumsal reaksiyon olduğunu kendi arkadaş çevremize, hiç değilse ODTÜ'de, yurtlarda, bölümlerde anlattık. Ve inanın gerçekten içeride mutlaka sizlerden de vardır katman. Arabayı ben yaptım, suçluyum ve halinde büyük dilekçeler, imzalar toplandı. Yani bu birkaç bin kişiyi bulan çalışmalar oldu. Tabii elinde sonunda kaçarız tabii, aranıyoruz. Biz okulu, yurtları terk ettik. Bir de üniversitenin başı yoktu. Bu yüzden belaya girmesin diye. Biz bir müddet kaçak kaldık. Rahmetli yine Ulaş'la beraber. Gerçi o sonra tevkif olmadı. Ama kaçaklığı beraber yaşadık. Diğer arkadaşlarımız da Amasya'nın köylerine gittiler. Orada bir arkadaşımızın köy evinde bir kaçakta saklamış açık. Nasıl? Gümüş açık. Gümüş Hacı Köy. Sonuç, tabii örgütlülük o zaman vardı. Bütün dağınıklığa rağmen bir örgütlülük vardı. Üniversite öğrenci birliği olsun, sosyalist fikir kulübü olsun, bölümlerdeki öğrenci dernekleri olsun. Bu olayın arkasında durduklarını her bakımdan gösterdiler ve avukatlar vasıtasıyla da adliyeyle temas kurarak bizlerin duruşmadan önce mahkemeye teslim olmamıza, daha fazla zarar görmememiz için düşüncesiyle karar verdiler ve bugün yine ODTÜ'de buluştuk. Büyük bir tören oldu. Hatta demin resimlerde kendimi gördüm rektörün önünde konuşma yaparken. Çok kötü bir konuşma yaptığımı bugün biliyorum. Hakikaten yani bu konuşma rahmetli Sinan Cemil'e mal edilir ama itiraf edeyim, o konuşmayı ben yaptım. Ve konuşmamın ana teması Türkiye'nin mühendise ihtiyacı yok, devrimciye ihtiyacı var şeklindeydi. Tabii ben bunun çok büyük bir yanılgı olduğunu hayat tecrübemle daha sonra öğrendim ve iyi bir mühendis de olmaya ayrıca çok gayret sarf ettim. Uzatmayayım, bizi birkaç bin kişi Eskişehir yoluna kadar polis ve jandarma ekiplerine, tabii bir protokol çerçevesi içinde olduğunu düşünüyorum, teslim etmek için geldiler. Eğer mani olunmasaydı onlar da bizle şehire kadar yürüyeceklerdi. O kadar coşkulu bir kalabalıktı. Tabii orada kurallara uyuldu. Biz arabalarla direkt adliyeye gittik. Adliyede direkt bizi yargılayacak hakime ifade verdik.
gıyabi tutuklama kararlarımız vicahiye çevrildi, eski tabirle söylüyorum. Ve biz tutuklandık. Cezaevinde Tuncaylılarla buluştuk. Ve tabii bu süreçte hani bir evli sokulan eşyalar gibi lanse edildik dediğimiz süreç, mahkemeler sırasında da bazı ifadelere kendini yansıttı. Ama buna rağmen biz bir müddet sonra kapıda gördüğünüz resim, siyah resim tahliye olduğumuz duruşmanın resmidir kapı kanadındaki. Tabii aleyhimize de ifadeler vardı. Aleyhimizde de ifadeler vardı. Sonra biz tahliye olduk. Bu dönemi geçiyorum. Yıllar sonra 2006 yılına geliyorum. 2006 yılında ODTÜ mezunlar günü ne zaman olsa ben eşim ve çocuklarım geliriz kütüphanenin orada, rektörlüğün yanında, heykelin uçuklu amfinin oralarda işte börek çörek gelir, çay kahve içilir, sonra bir tören yapılır, folklor oynanır, sonra bölümlere gidilir, hepiniz yaşanırız. Öyle bir yere biz de geldik, biraz geç geldik o gün, böyle saat 11 gibi. Merdivenlerin üzerindeyken inşaat mühendisliğinden Faruk Tankut diye adını çok iyi hatırladığım bir arkadaşım, biraz koca kafalı böyle şeydir, güçlü kuvvetli birkaç kişi İrfan gel dediler, beni sürükleyerek merdivenlerden aşağı indirmeye başladı. Ya yapmayın, çocuklar var, bunlar da ufak o zaman. Ya dursun işte burada, İdili'de tanıyorlar, anneleri baksın diye götürdüler, getirdik hocam dediler beni yaka paça. Bir grup 15-20 kişi, çok rahmetli oldu, hepiniz çoğunuz hatırlarsınız. Eski Öğrenci Birliği Başkanımız vardı, bir Muammer Soysal diye. Elektrik bölümünden. İşte o var, başka arkadaşlar var. Hocam getirdik dediler, beni rahmetli Kurdacı'nın karşısına koydular. Baktı, ben tanıyamadım dedi. Yani onu tanır diye beni önüne koydular. Ben de bir şey demedim. Ya vallahi ben tanıyamadım dedi. Ben söz aldım o zaman. Hocam ben size yardımcı olayım dedi. Ben sizin en hayraz öğrencilerinizden biriydim dedi. Baktım, ya sen gene öyle gözüküyorsun dedi. Neyse, gülüşmeler filan, çocuklardan biri söyledi. Dedi, hocam bu İrfan Uçar. Yani hakikaten hayatımda en üzüldüğüm anlardan biri o anı yaşamak olmuştur. Tabii İrfan Uçar deyince, o adamdaki yüzündeki güleç ifade kayboldu. Soğuk bir durum ortaya çıktı. O bir yerlere gitti kendi kendine. Ve dedi ki, tabii ters bir durum benim açımdan da. Ben öyle bir duruma sebebiyet vermek hiçbir zaman istemedim ve istemem de. Bunun üzerine devreye girdim ben. Rahmetli Kurdaş dedi, çocuklar. Evet dedi, ben dedi İrfanların aleyhinde ifade verdim dedi. Doğrudur dedi. Ama ben dedi, aynı hakimlerle gittim arka kapıdan. Görüştüm, bunlara az ceza verin dedim dedi. Tabii ben hemen atladım ortaya, kendime dedim hocam, geçmişe dönmeyelim. Size yaşlılık çok yakışmış. Hakikaten de ben yakışmış olarak gördüm. Ne güzel günlerdi, bakın bizleri yetiştirdiniz. Ben kendim de o zaman ne iş yapıyorsam onları falan anlattım. Yani moral düzelsin falan gibisinden. Ve akşam burada, yeniydi o zaman, burası yapılmıştı, vardı. ODTÜ makinacıların bir, kendi arasında bir yemek düzeni vardı. Oraya davet ettik. Hakikaten akşam geldi, bize katıldı. Beraber geçmişi yad ettik. Ve o eski atmosferi aramızda kaldırdık. Sonra da zaten vefatını duydum. Tabii çok çok üzüldüm. Üzerimizde, hepimizin üzerinde emeği vardır. Onu da rahmetle almış olayım. Teşekkür ederim. Evet, Kurdaş Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmuştu. Ne İsa'ya ne Usa'ya yaranabildi. Bir işkenceci, bir siyah ajanı kasabı, dost bir elçi olarak bağrına basarak öğrencilerini, koca kadilatlarının yakılmasını önleyemeyerek Usa'yı polisin üniversiteye girmesine izin vermeyerek iktidar edildi. Şimdi 7 Ocak 1969'da ODTÜ Sosyalist Fikir Kulübü'nün hemen sıcağı sıcağına yayınladığı bir bildiri izninizle okumak istiyorum. Yaşasın Milli Kurtuluş Savaşımız!
Amerikan emperyalistleri ve işbirlikçileri dünyanın dört bir yanında kafalarını durmadan ulusal direnişlerin sert kayalarına vurmaktadırlar. Uyanan dünya halklarının milli kurtuluş savaşları Amerikan emperyalizmini ve maşalarını yok edecektir. Asya, Afrika ve Latin Amerika'da her geçen gün ulusal hareketlerin dar boğazlarına giren Amerikan emperyalizmi son darbeyi sömürülen dünya halklarından yiyecektir. Türk halkı dünyada ilk kurtuluş savaşı örneğini veren ülke olarak Amerikan emperyalizmine karşı da milli kurtuluş bayrağını açmıştır. Savaşımız haklı bir savaştır. Zorbalık değil, kurtuluş savaşıdır. Bu savaşta gerçek dostlar da tıpkı gerçek düşmanlar gibi açıkça kendini belli ettiktir. İşbirlikçileri maskesi düşecektir. Amerikan elçisinin arabasının yakılması olayı bu gerçekleri gün ışığına çıkarmıştır. Dost Amerika değil, Vietnam katilini yurdumuza çağıran gibi ODTÜ rektörü Kurdaş da Amerika'ya oynuyor. Olay bir tertiptir. Kurdaş deşifre olmuştur. Öğrenci birliği de aynı yanlış tutumun içindedir. Bugünkü iktidar halkın gözünde yıpranmıştır. Amerika'nın yeni bir adama ihtiyacı vardır. Halk geldi de Komer'in gelişi bini aşkın ODTÜ öğrencisi protesto etmiştir. Komer Türkiye'ye normal yollardan sokulmamıştır. Elbette ki ODTÜ'ye sokulmayacaktır. Bunu Kurdaş biliyor. Bunu Komer biliyor. Bunu Siyah biliyor. Bunu Sükan biliyor. Komer'in ODTÜ'ye gelişi kasıtlıdır. Hem rektör Kurdaş Amerika'nın adamı olacak, hem onun üniversitesi Amerika'ya baş düşman olacak. Bu çelişki çözümlenmeli. ODTÜ'deki anti-emperyalist gençlik hiç değilse onun öncüleri saf dışı edilmeliydi. Hesap budur. Başaramayacaklar. Hiçbir güç tarihin akışını durduramayacaktır. Arkadaşlarımıza yapılacak en ufak bir haksızlık ve en keskin şekilde karşılığını bulacaktır. Hodri Meydan, kahrolsun Amerikan emperyalizmi ve onun uşakları. Yaşasın Milli Kurtuluş Savaşımız. ODTÜ Sosyalist Fikir Kurulu. Evet, Dışişleri Bakanlığı da olay hakkında resmi bir açıklama yaptı. Bildiride şunu söyledi özetle. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Sayın Kurdaş tarafından 6 Ocak 1969 Pazartesi günü öğle yemeğine davet edilmiş bulunan Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni Ankara Büyükelçisi Excellence Komer yemekteyken ufak bir öğrenci grubu çirkin bir harekette bulunmuş, büyük elçinin otomobilini yakarak çok manasız bir gösteriye girmiştir. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında mevcut dostane ilişkilerin önemini mudrik olan ve daima vakarlı kalmasını bilen Türk Efkar Umumiyesi bu çeşit aşırı hareketleri bir şekilde tasvip etmeyecektir. Bu gösterilerin sonucu Sayın Büyükelçimiz maruz kalmış olduğu her türlü zararın telafisine hükümetimiz itiraz edecek. Şimdi arkadaşlar bu olaydan dolayı biz yargılandık biliyorsunuz. Şimdi yargı konusunda da biraz bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bizi 128. maddeden davaya açtılar. Neydi 128. madde? İki dost ve ülkenin herhangi bir olayla arasının açılmasını sağlayanlar idamla yargılanır. Yoksa arası açılmamışsa, savaş çıkmamışsa, sadece ilişkiler bozulmuşsa müebbetle yargılanır. Yani biz idam veya müebbetle yargılanır. Fakat burada isimlerini anacağım. Uğur Mumcu, Halit Çelen, Türkan Çelen, daha ismini sayamayacağım, Niyazi Arnası gibi bir yığın avukat, ilk defa toplu avukat girişi olmuştur bu duruşmayla birlikte. Bizleri savundular ve bu avukat ordusu çok güzel bir savunma yaptı. Bu maddeden bahsederek, bu maddeden yargılanmışlardır. Bunun teyidi lazım. Amerika Dışişleri Bakanlığı'na sorulsun, bu olaydan dolayı Amerika ile ilişkilerimiz aksamış mıdır, bozulmuş mudur, zedelenmiş midir? Birazdan eğer sıkılmadıysanız
kararı da okuyacağım size. Karar da çok güzel anlatıyor bunları. Ve orada enteresan bir yanıt geliyor. Diyor ki Amerika Dışişleri, bu ilişkiler dost ve müttefik iki ülkeyi, Türkiye ile Amerikan dostluğunu daha da pekiştirmişler. E biz o zaman söz istedik, o zaman bize madalya verdik. Ve arkadaşlar bu dava düştü. Bu dava düştü. Bu dava niye düştü? Toplu ısrardan, şiddetten de düştü. İrfan'ın anlattığı gibi hiç kimsenin kılına dokunmadık çünkü biz. Sadece herhangi bir araba bildiğiniz Dar ve ızrar. Arabayı zarara verdik, işte şey yaptık falan diye. Bunun bizden ödenmesi, onun bedelinin ödenmesi. Yani 90.000 lira yani orada var kararda. Bir de 3 aya kadar hapis. Fakat bu bir misafire yapıldığı için ağırlaştırıcı olarak 2 katı 6 aylık ceza ile kurtuldu. Çok uzattık biliyorum. Son olarak bir şeyi anlatacağım. İrfan Hocam da teyit edecek. Şimdi 1974'te biz genel hafta çıktık. Genel hafta çıktı ve çıkacağız. Herkes çıkıyor. Ne güzel. Biz İrfan Hoca'yla beni, hayır siz çıkmayın dedi, durun, oturun. Hayırlara ne olacak? Kelepçeyi de taktılar ikimizi. Ne olacak? Siz de Kober'den tutukluymuşsunuz. Yolunuz devam ediyor. Sizi Ulucanlar'a götüreceğiz. Askeri mahkeme gitti oraya. Ya ne ilgisi var filan? Gerçekten benim yaşadığım en üzücü günlerden biridir arkadaşlar. Onunla da bitirmek istiyorum. Bizi götürdüler Ulucanlar'da. Denizlerin idam edildiği dar ağacının oradaki bir şey sandalye, banka oturtuyorlar elleri iskelepçeyi. Ve arkadaşlar biz orada sabahtan akşama kadar oturduk. Neden? Çünkü diyor ki Ulucanlar cezaevi, bu adamların tevkif müzakeresi kesilmemiş. Biz alamayız. Dışarı çıkarın diyor, tahliyeniz de gelmemiş, çıkaramayız. Yani 2 derede bir arada biz orada akşama kadar oturduk. Akşam üzerinde geldi avukatlarımla mahkemeye çık, ondan sonra çıkabildik. Evet, son söz var. Ben bu konuda Tuncay'la aynı kanaatte değilim. Böyle hakikaten Mamak cezaevinde herkes tahliye oldu. Bir tek biz kaldık. Ve bizi tahliye etmiyorlar, ailelerimiz geliyor, kapıda bekliyor filan. Neyse, özet sonuç, bizi Ankara Adliyesi'ne götürdüler. Doğru, Tuncay'la beraber zaten kelepçeliyiz. Orada bir şey oldu. Bu sefer hapishaneye götürdüler. Yani yıllar önce bizim Kober'le cezaevini yaptığımız Ankara Merkez Cezaevi'ne götürdüler. İşte bu hukuki olaylar vardır, bir şey demiyorum. Avukatlar gelmiştir, gitmiştir. Ama ben açık söylüyorum, bu tamamen Tuncay'a ve bana son bir eziyet olarak biz oraya götürüldük. Denizlerin asıldığı dar ağacının olduğu yer bize gösterildi. Ve bir saat değil, 2 saat değil, biz 5-6 saat orada. Ben tabii büyük bir üzüntü, moral çöküntü içinde ama şey yapmadan kendimi tutarak sabrettim. Keza Tuncay da öyle, dışarı bir şey yansıtmadı. Sonra bizi ailelerimiz oradan aldı götürdü. Yani öyle tevkifat varmış da bilmem ne filan ben bunlara inanmıyorum. Bakın siz çıkıyorsunuz ama son dakikada da biz size bastığımız arkadaşların cesetlerini ve nazirlerini işte nasıl ne düşünürlerse göstereceğiz dediler. Biz de rahmetliler de orada tekrar geçmiş olduk. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sabrınız için teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bütün arkadaşlarımızın önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyoruz. Sağ olun.